Kurumsal yatırımcı azlığı olan piyasalarda bu makineler küçük yatırımcıları her gün trade ederken yer. Amerika'nın en büyük yatırımcıları orada. Alliance'lar, Fidelity'ler, BlackRock'lar orada. Yabancı kaçtı, swap hatlarını kapattık, açığa satışı kapattık. Ya adam burada yok. Bunları geri döndürmedikçe yabancı filan buraya gelmeyecek. Likiditeyi aşağı doğru çektikçe sen bu makinelerin eline koz veriyorsun Barış. Abi dedim sen ne yapıyorsun ya? Ya böyle bir strateji olur mu? Ya böyle bir şey olur mu Barış ya? Ya böyle bir trading stratejisi olur mu abi? Japon emeklilik fonlarında en son görüşmemiz ne zamandı? Singapur'a, Singapur'a tema şekli son ne zaman görüşmeye gittik? Bana bunları anlat abi. Takıldık çünkü biz bizeyiz Barış. Kimse yok. Herkese merhabalar. Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman'ın YouTube kanalındayız ve Işık Kökte ile yeni bölüm için karşınızdayız. Abi hoş geldin. Sağ, sağ ol, sağ Barış'ım Herkese huzur dolu, aileyle sevdikleriyle güzel bir perşembe günü diliyoruz. Perşembe sabahı bu yayın çekerken seninle. Bugün de yine konuşacak çok konu, konu var. var. Evet. Borsa İstanbul'u yatırımcısı için herhalde bu bir yani makus talih. Ee, yine dünyada hisse senedi piyasalarının çok iyi gittiği bir dönemde yine bundan faydalanamamak e, üzücü, üzücü ve acı. Konuşacağız. Evet. Bu arada ilk iki videoyu çektik. İkisi de 100 bin üzerine çıktı. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, bu videoyu da beğenirseniz, eğer abone değilseniz Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olursanız çok sevineceğiz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Işık Öktel'e inşallah yayınlarımız devam edecek. Şimdi e, geçtiğimiz programda e, zaman zaman FK karşılaştırması yaptım. Borsa İstanbul'la başka bir borsanın FK'sını ve borsanın ne kadar düşük olduğunu anlattım. Şimdi farklı bir yönden e, bir gelişen ülke Hindistan'la... Hindistan piyasasıyla bizi karşılaştıracaksın. Evet. Ne dersin? Bazı bazı düşündürücü rakamlar var Barış. Bunlar ee, baktıkça bana bizim borsamızda herkesin bu konuştuğu üzerine bazen TikTok videoları çekilen, bazen böyle şiirler yazılan <laughs> o ünlü makinalar her gün satışa gelen filan. Hmm malum sırf ben malum. Bak şimdi. Burada Hindistan Türkiye. Şimdi biz Hindistan'la normalde aynı lig oyuncusu değiliz. Hindistan 2024 senesi FK'sı 20 olan gelişen ülkelerin gelişen ülkelerin lideri. Şu anda gelişen ülkelerin lideri Hindistan görülüyor. Çin, Kore, Tayvan'ın bile önüne geçmiş durumda. Ağırlık olarak değil. İnsanların fokusu olarak. Çünkü 20... Batı Çin yerine Hindistan'ı seçiyor. Bravo. Alt tarafta bu var. Net. Politik bir seçim, evet. Modi. Aynı. Modi seçim var orada. Batı yatırımcısı da bunu görüyor diyor orası. Şimdi biz Hindistan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir gelişen ülke. Biz işte İstanbul Amatör Liginde filan orada Vefa Spor filan tak takılıyoruz. Öyle öyleyiz abi doğruları söyleyelim. Barış, dün itibariyle baktım. Borsa İstanbul'daki piyasa değerimiz 349 milyar dolar. Bütün şirketlerin halka açık ve halka açık olmayan toplanınca piyasa değeri 349 milyar dolar şirketlerimizin halka açık piyasa değeri de 94 milyar dolar. Tamam mı? Hmm. Ya yani 1'e 4 gibi bir rasyo var orada. Ya yani ortalama halka açıklık oranı demek ki Borsa İstanbul tüm endeksinde %25 civarı. Normal bildiğimiz bir şey. Şimdi Barış? Herkes konuşuyor ya. Bizim borsamızda neden her gün makinalar sabah gelip değil mi? Belirli parametreler. Ben de her zaman diyorum ki kurumsal yatırımcı azlığı olan piyasalarda bu makineler küçük yatırımcıları her gün trade ederken yer. Sizin cebinizden sizin paranızı alırlar. Hindistan piyasasının ilk 3 şirketi. İlk 3 şirketi. MSCI Hindistan endeksine göre Reliance Endüstri, 2 numara İçiçi Bankası, 3 numarada Infosys. Hı hı. Bunlardan birincisi enerji şirketi, ikincisi banka, üçüncüsü de tek teknoloji şirketi. Barış bu üç tanesinin dün kapanış piyasa değeri Borsa İstanbul'un tüm piyasa değerinin üzerinde. Halka açıklığında değil. Değil. Halka açıklık piyasa değerimiz 94 milyar. Bunların tüm piyasa değeri 368 milyar dolar 3 şirket. Reliance Endüstri yani oranın tüpraşı. Oranın tüpraşı 210 milyar dolar piyasa değerinde. 210 milyar dolar. Barış Hindistan'la bizim farkımız biz ne abi? amatör ligde oynayan 4.7 FK'lı Messi'ye sahip. Pakistan'la beraber dünyanın en ucuz borsası olarak geçen ama bir tane yatırımcının bile uğramadığı bir borsa. Bal ligi, bal. Bal ligi var biliyorsun. Öyle yani biraz daha altlarda ama ismi güzel. Bak, ben, <laughs> e, tamam ben ona İstanbul Amatör Lig <laughs> diyeyim abi. Yani o oyuncuları aşağılamak açısından değil. Şampiyonlar Ligi ile karşılaştır kar karşılaştırıldığı zaman. Yani Erling Haaland'la karşılaştırıldığı zaman. <laughs> Şimdi onu geçtim. 368 milyar dolar bu üç şirketin piyasa değerini kim bu seviyelere getiriyor? Ben söyleyeyim. Dünyadaki bütün büyük kurumsal yatırımcılar Hindistan piyasasında pozisyonlanıyorlar. 2016 senesinden beri, 7 senedir. Bu yeni başlamış bir trend değil bize uğramayan adam 7 senedir orada Reliance Infosys alıyor. Baktım Barış 1'e 5 yapmış. Reliance 45 milyar dolardan 210 milyar dolara gelmiş Barış. Oranın tüpraşı. Baktım ondan sonra Hindistan piyası üzerine yazılan Sensex üzerine yazılan yazıları. <laughs> Amerika'nın en büyük yatırımcıları orada. Alliance'lar, Fidelity'ler, BlackRock'lar orada. Dünyadaki en büyük yatırım fonları orada. Şekler, Norveç yatırım fonu hepsi orada. Üç, daha da önemlisi, daha da önemlisi, Orta Doğu yatırımcısından, yani hedge fonlarından, Londra hedge fonlarının hepsi orada. Bütün bizim kaçırdığımız hani o abi yabancı nerede? Ex-bank dışı yabancı uğramıyor bu ülkeye ki uğramıyor. Biliyorsun abi onu LinkedIn'de de yazmıştım. Çok şeyler sağ olsun yüz binlerce defa döndü. CDS'in bu sene 527'den 287 bas puana düşmesinin neden sadece bankacılık endeksi üzerine etkili olacağını onu orada yazmıştım. Hatta bir iki ay evvel İnsanlar gidip oradan okusunlar tekrarlamayacağım. Kurumsal yatırımcıyı adam almış ve sürekli büyüyen bir piyasa yaratmış. Şu anda abi neredeyse S&P 500 FK'sında işlem gören bir gelişen ülke olmuş Hindistan. İşte bu barış bundan bizim piyasamız kurumsal yatırımcı bulamadığı için bu iğrenç durumda. Bu iğrenç durumda. Biz çünkü kurumsal yatırımcı olarak neyi görmüşüz? Buradaki portföy yönetim şirketlerinin fonları. E ne yapalım abi? 2018 Brunson krizinden beri yabancı kaçtı. Swap hatlarını kapattık. Açığa satışı kapattık. E adam burada yok. Bunları geri döndürmedikçe yabancı filan buraya gelmeyecek. Bu yanlışları 180 derece döndürmedikçe Buraya Japon emeklilik fonları, Temaşek, Orta Doğu fonları, Londra Hedge fonları, Fidelity'ler, Alliance'lar, g gelmeyecek. Bak Barış hala bekliyorum. Borsa İstanbul'dan yatırım hamlesi, Borsa İstanbul üst yönetimi bizim çok büyük değerlerimiz var. Al abi Tüpraş'ı, al garantiyi, al atıyorum şeyleri, Ford Otosan'ları, Ereğli'leri. Git abi bir Londra'da, New York'ta, Dubai'de filan yatırım konferansı yap ya. Git abi artık şu neydi belirsiz ee, yani hiç kimseye artık bir yararı kalmamış. piyasada sürekli likiditeyi açığa satan, ee, sürekli likiditeyi düşüren açığa satış yasağını artık bir kaldır isteyen... Buradan 4.7 FK'dan borsa İstanbul'u gel bakalım açığa satacak kardeş. Neden hala açığa satış yasağı var? E tamam yanlış işte Barış bunlar yanlış. Likiditeyi sen likiditeyi aşağı doğru çektikçe sen bu makinelerin eline koz veriyorsun Barış. Bak abi geçen hafta hiç hayatımda duymayacağım şey duydum bir yakın arkadaşımla. O da çok büyük trader'dır. Abi dedi ben artık dedi piyasa dedi şöyle bir strateji uyguluyorum dedi. Her sabah piyasa açılmadan dedi ex bank dışı banka dışı hisselerden 3-5 tanesini açığa satıyorum abi dedi. Bir yokta. Abi dedim sen ne yapıyorsun ya? Ya böyle bir strateji olur mu? Abi dedi <laughs> o da gülmeye başladı. Abi dedi çünkü dedi her gün dedi nasıl olsa dedi 2-3 tane büyük makina dedi. Hemen dedi şeye geliyor, dedi, satışa geliyor dedi. Abi dedim dünyada iyi günler oluyor filan ya. Yok abi dedi, iki 2 3'ten makine satışa geliyor nasıl olsa dedi. En kötü dedi. Ben oradan dedi binde beşimi, yüzde birimi filan yapıp dedi. Şey yap pozisyonu kaparım dedi bir yoktan dedi. İyi günde bile dedi. Kötü günde zaten dedi. Onlar dedi satışa geldi. Ya böyle bir şey olur mu Barış ya? Böyle bir trading stratejisi bu fiyatlarda uygulaman senin borsan 2.63 dolara satılmış. Likilde bitmiş. Orada makineler cirit atıyor. Yok kurumsal yatırımcı gelecek filan. Abi kurumsal yatırımcı sen burada swap hattını açmadıkça açığa satış bilmem ne böyle gelmez. Heh, bu yanlışlardan Sayın Mehmet Şimşek dönecek. O zaman gelecek. Bak o zaman öyle bir gelecek ki. Ama bana hala gelip Bak Hindistan örneğini neden verdim? Hı hı. Ki bizle aynı ligin oyuncusu olmamasına rağmen bazı şeyleri doğru yapan ülkeyle bazı şeyleri yanlış yapan ülke biz. Arasındaki farkı göstermek için. Japon emeklilik fonları bu ülkede bir zaman var mıydı yatırımcı? Vardı abi. Vardı. Büyük ülke varlık fonları bir zaman bu ülkede var mıydı? tema şekler, Norveç fonu, Orta Doğu'daki büyük ülke fonları bu ülkede var mıydı? Yatırımcılar mıydı? Şimdi yoklar. Bu ülkenin en büyük hisse senetlerinde bir zamanlar benim Boston kardeşleri olarak adlandırdığım dünyanın en büyük yatırımcıları var mıydı? Hepsi vardı abi. Hepsi. Şu anda var mı? Peki. E o zaman abi biz ne yapıyoruz borsa İstanbul olarak abi? Barış bak bu konularda çok doluyum. Zaten aylardır konuşmalar yapıyorum. Seninle yayınlar çekiyoruz filan. Yani bazı şeylerin artık değişmesi lazım Barış. Dünyada bu arada söylediğim gibi Amerikan endeksleri falan zirveleri zorluyor bu arada. Yani biz yine <laughs> bazı şeyleri kaçırdık galiba. Bir yere takıldı borsa takıldık çünkü biz bizeyiz Barış kimse yok. Biz Dünya bizeyiz. gidiyor bu arada. Hayır biz bizeyiz abi. Yine çok iyi bir yatırım ortamında. Yine çok iyi bir yatırım ortamında. Amerika insan, faizleri geriliyor. İnsanların bankacılık sektörü dışı bakmadığı bir ülke olmayı başardık. Şu anda bu kadar iyi bir hisse senedi ortamında Borsa İstanbul'un dolar bazında yatırımcısına bu sene %10 kaybettirmiş, MSCI Dünya Endeksinin %20 yukarıda olduğu bir sene %10 kaybettirmiş bir ülke olabilmemiz sadece bizim başarımızdır. Başarı. Takdire şayan. Takdire şaya. Çünkü Barış, ekonomi yönetimimiz doğru şeyleri yapıyoruz, doğru şeyleri yapıyoruz risk primi düşüyor derken Öbür tarafta o kadar yanlış şeyler yaptık ki. Öbür tarafta o kadar yanlış şeyler yaptık ki. Bunları artık hep konuşmaya ihtiyacımız. Evet abi hep konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz artık yatırımcıya şöyle bir perspektif sunmamız lazım. İnsanları Abi işte bak Borsa İstanbul, yabancı yatırımcı gelecek. E geldi zaten. Ama sırf bankalara geldi. Peki. Tarihsel gösterge. E peki insanlar o zaman soruyor Barış. Sordukları soru şu. Türkiye'de bir, Allah korusun olduğuna inanmıyorum, bir sistem riski mi var? Yani Türkiye'de şimdi yok. yok. Kesinlikle yani. görmüyorum. Sistem riski olan bir ülkede, risk temerrüt priminde böyle bir iyileşme olmaz. Yani dış açığımız hatta daralıyor. Daha iyi yere doğru gidiyor. Barış, cari 4-5 yerde uygulanan doğru ekonomi politikalarının biz meyvelerini topluyoruz. Fakat bu makro iyileşmeler, bu makro iyileşmeler. Mesela bugün Doçabank'tan bir kardeş... Faiz indirim. Doçak. Son çeyrekte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirir diyor. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri ilk önce yüzde %45 45'e çıkaracak diyor. 2024 sonunda politika faizi yüzde 25 diyor. Yani adam şunu söylüyor: 20 puan yüzde %45 45'e faizler çıktıktan sonra 20 puan faizler inecek diyor borsa için ne güzel hikaye yazmış. Bak mesela bu öyle değil mi? Barış, barış bu. Faiz indirimi. Barış bu. Bu bu rapor bilmiyorum. Yani galiba Christian Uetosko yazmış bu raporu. Hı. Mesela borsa için bulunmaz bir hikaye bir yabancı için. Bak bir yabancı bu hikayeyi satın alır. Satın alır. Ama satın alırken şunu da ister. Baba bir dakika ya ben Londra piyasından bir likiditeye sahip olmam lazım abi. Artık şu aç ya şu bankalarla ya. insanlar da yani 29-16'dan Türk lirasını açığa satacaklarsa satsınlar. Bırak bir rahatlat piyasayı ya. Rahatlat piyasayı abi. Swap kanalı. Evet abi aç artık. Yani KKM'den bu kadar korkma. yani biliyorum abi KKM adlı ucubik şeyler, öyle bir korku var ki swap kanalını açamıyorsun. Tamam mı? Yani bu hani iki kere iki 4 yani tabii tabi Barış ya ben 30 senedir bu işlerin içindeyim. Yani bazı şeyler bana çok basit geliyor ama bizi izleyen izleyenlere bu kadar basit gelmeyebilir. Bu swap kanalının açılmaması olayı tamamen KKM ile bağlantılı bir olaydır. Ama abi döneceğiz. Ya döneceğiz ya. Ya döneceğiz ki oraya sen New York'ta New York'ta Sayın Şimşek JP Morgan toplantısına konuşacak. Evet. Gidiyor. Sunum yapıyor. Burada Goldman, değil mi abi? Londra'da Goldman Sachs'le ünlü Enko'yla toplantılar falan yapıldı. Abicim artık o toplantılara bir borsa İstanbul'un doğru düzgün şirketleri de götürülsün. Oraya bir %50 net aktif değer iskontosuyla işlem gören Sabancı da gitsin, Koç da gitsin, Ereğli, defter değeri altında işlem gören Ereğli de gitsin. Oraya bir banka gitsin, oraya bir Tofaş gitsin, oraya bir atıyorum Arçelik gitsin. Doğru düzgün böyle yani 15-20 tane şirket bunların yöneticileri de gitsin kendilerini anlatsın ya. Senin anlatman gereken buraya kurumsal yatırımcı getirmen lazım seni. Biz en son Japon emeklilik fonlarıyla Tokyo'da ne zaman görüşme yaptık? Bana onu anlat abi. Japon emeklilik fonlarında en son görüşmemiz ne zamandı? Singapur'a, Singapur'a tema şekli son ne zaman görüşmeye gittik? Bana bunları anlat abi. Bana gelip bilmem ne işte teknolojimiz bu kadar iyileşti. Yok halka arzlara 5 milyon insan geldi filan. E abi ben onları görüyorum zaten. Pandemiden beri 153 tane halka arz olmuş. İhsan, gelmiş. Bunları görüyoruz. Yani borsada zaten <laughs> 10 bin, 15 bin lira ortalamayla gelmişler. Bakiye açmışlar. Halka arzlara giriyorlar. Yapmayın etmeyin. Sermaye sermaye böyle tabana inmez. Sermayeyi sen tabana mı indirmek istiyorsun? Bak kardeşim ne yapacaksın biliyor musun? O 550 tane şirket var ya. Sen sermayeyi gerçekten tabana mı indirmek istiyorsun? Her borsaya açık şirkete diyeceksin ki çalışanların için, çalışanların için sen emeklilik planlarında hisse senedi, kendi hisse senedinden vererek BES uygulaması başlatacaksın diyeceksin. Şirketin genel müdürü de, çaycısı ve şoförü de şirketin hissedarı olacak. Koç Holding, genel müdürü şu kadar 100 bin lot hisse alacak, oradaki şoför kardeşimle Koç Holding'in her seneki kar payı nasıl kar payı dağıtımı gibi hissedar olacak. Sen sermayeyi tabana mı indirmek istiyorsun? Bunu yaptır sen. Peki. Şimdi tabi eee sermayenin tabana yayılması, sermaye piyasalarına ilgi 8.5 milyon kabaca söylediğimiz bir yatırımcıyla e, devam ediyoruz. Halka arzlar e, ki bizim yayınlarda da çok konuşuldu ve çokça paylaşıldı. Ee, senin değerlendirmelerin. Şimdi yavaş yavaş e, halka arz endeksinin zirveden aşağı geldiğini görüyoruz. Son 3 ayın en çok kaybettiren endeksi. Bazı his, halka arz olan hisseler halka arz fiyatının aşağısına geliyor. Şöyle ben yorumlarla karşılaşıyorum şu kökte. E, izleyicilerimizden zaman zaman karşılaştım. Ya kardeşim böyle şey olur mu? Ne oldu diyorum. Halka arz fiyatının altına geldi. böyle şey olmaz diyorlar. <laughs> ya da <laughs> diyorlar ki Ah, ee, ah, ya ah. bizi kandırıyorlar mı söylemi var ah. ama hisse şöyle 8'den diyelim x ah. hissesi 8'den 80'e gitmiş sonra 80'den 20'ye inmiş yatırıcımız diyor ki bizi dinliyor ya kardeşim bizi kandırıyorlar 80'den 20'ye gitti ben de ona şöyle yanıt verdim hayır dedim sizi şimdi kandırmıyorlar ne zaman kandırdılar biliyor musun 8'den 80'e giderken asıl orada kandırdılar. Çok güzel demişsin. Halk Arz furyası devam edecek mi? Yok, halkar furyası bitti. Şey. bit ben, ben ben artık bittiğine inanıyorum. Tabii halkar furyasının bitip bitmediğine sermaye piyası kurulu karar verir. Ama yani SPK son zamanlarda çok güzel işler yapıyor. Çok doğru işler yapıyor. Özellikle manipülatör sosyal medya hesaplarına karşı. Ama şu performanslar bana gösteriyor ki bu son bir haftadaki gördüğüm performanslar artık buraya bireysel yatırımcı kolay kolay gelmez. Ya da gelmesi için, gelmesi için Barış, o kadar kuvvetli halka arzların gelmesi lazım ki. Kuvvetli derken o kadar iyi şirketler gelecek ki Barış. İnsanlar diyecek ki bir dakika, bir dakika kardeş. Burada neydi belirsiz şirketlerden bahsetmiyoruz. Atıyorum. Perakende, madencilik, inanılmaz kuvvetli ihracatı olan filan gibi böyle hikayesi olan ama öyle hikayesi mükemmel olan şirketlerin sermayedarları da şu iğrenç piyasaya halka arıza gelmez. O malın, o malın Avrupa'daki Amundi fonu tarafından alınması başkadır. O malın Ayşe teyzeyle Rıfat dayı tarafından alınması başkadır. O kadınla der ki sermaye der. Kardeşim sen benim malımı en büyük varlık yöneticilerine plase edeceksen geller. Doğru mu? Doğru. Türk halkı parası konusunda çok akıllıdır bak ne güzel zamanda borsa İstanbul'dan kol kesip altına geçtiler. Barış Cumhuriyet altını 13.300 lira oldu bugün. 13.300 lira Cumhuriyet altını. Geçen hafta da söyledim. 2024'te Türkiye'yi makro açıdan bekleyen en büyük sorunlardan biri de altın ithalatımız olacak. İnşallah Barış korktuğum gibi 50 milyar dolarlık filan seviyelere gelmeyiz sen, gelmeyiz. sen çok güzel bir şey söylemişsin Işık abi. Aylardan bakmıştın. 2023. Aylardan bakmıştın. 32 milyar dolar demiştin. İnşallah o seviyelere gelmeyiz Barış. Çünkü benim korkum o seviyelere gelirsek biz bu sefer cari açık tarafında golü yemeye başlayacağız. Peki tabii Merkez Bankası kararını da alıyoruz bugün. Böyle... Tabii. Merkez Bankası'nın işte az önce Deutsche Bank'ın değerlendirmesini ve tahmini de paylaştık. Önümüzdeki sene bir indirim tahmini var 2024'te. Mesela merkez kararlarının Borsa İstanbul'a etkisi var mı? Oluyor mu? Şu anda olmuyor. Sıfır. 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 Uzun zamandır Merkez Bankası'nın PPK kararlarında inanılmaz şahin bir duruş var. Ve bu duruşun artık ben bu toplantıda devam ettirilmeyeceği görüşündeyim. Çünkü artık Merkez Bankası'nda bir, en fazla 500 bas puan yer kaldı. Çünkü ben bakıyorum abi, TCMB anketlerinde beklenen enflasyon, 12 ay üzeri beklenen enflasyon, 41.2 Yüzde 45-46'lardan 41'e geldi. Doğru 12 mu? ay sonrası için. Barış bu çok önemli bir rakam. Bu aslında Merkez Bankası'nın faiz artışlarının enflasyon beklentileri üzerinde olumlu yönde işe yaradığını gösteriyor. Net. Net. Bu konuda Hafize Gaye Erkan ve PPK üyelerini kutlamak lazım bu konuda. İyi bir iletişim sergiliyorlar mı? Sergiliyorlar. Bunun barışı. CDS üzerine etkileri ve Eurobond fiyatlarımız üzerine etkilerini gördük mü? Net gördü? Evet. Türkiye'nin Eurobondlarına ve Türk şirketlerinin Eurobondlarına yatırım yapanlar bu CDS düşkünde dolar bazında %15-18 para kazandılar mı? Güzel para. Güzel para. Ne kadar zamanda? Ee, faiz arttırımları başladıktan beri. Hazirandan bu yana? Şimdi Barış... Artık o dönem bitti. Mesela ben şu anda abi Türk şirketlerin, Türkiye Eurobond... çünkü... Yani hareketin bir çoğu gerçekleşti. Gerçekleş. Mi? Yani Barış ben her zaman konu yayınlarında söylüyorum. CDS'in görebileceğimiz kısa vadede şu anki... Tabloda. CDS neyle alakalı abi? Dört şeyle alakalı. Dünyadaki likidite... Yani ona ne denir? Dünyadaki faiz oranları. Faiz oranları FED tarafından belirlenir. Küresel faiz oranları. Onun için abi UST yani US Treasury ABD tahvil fiyatları. 2. Dolar endeksi. Doğru mu? 3. Dolar TL. CDS'in ya yani CDS'in en çok belirlendiği şeyler olarak söylüyorum. 4. de abi kredi derecelendirme kurumlarının bizi değil mi abi sonuçta kredi derecelendirme kurumlarının bizi notladığı şeylere göre bizim tahvillerimiz değişik küresel endekslerde yer alacak mı yer almayacak mı olayı var. Şimdi bak CDS'in şu anki dünya koşullarına göre zaten en iyi olabileceği yer 250 basmağın 5 yıllık temel turist filmimizin. Biz barış nereden geldik? 700. 700, 750'den 287'ye geldik. şimdi abi o kadar Düşük bir marş kaldı ki. Hı hı. Bak bu banka fiyatlamasında da düşük bir marş kaldı. Bu hani hı. banka sınayi rasyosunun yukarı trendinde de çok az bir yer kaldı. Şimdi bunu gören insanlar. Ben mesela buralardan Eurobond ya da şey tahvil tarafında yeni alım yapılmamasını düşünenlerdenim. Ama sen çok güzel bir soru sordun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararlarının TL varlıklara etkisi oluyor mu? Dolar TL değil mi abi? En çok olması olmuyor. Yok. Dolar TL şöyle bir %25 derecelik çizgiyle. S Sabit hızla artan kur sistemi evet. diyor Fatih Rıza Çok güzel. Çok Fatih hocam Fatih söylemiş. Hocası. Elinden öpmek lazım. Mükemmel. %25'lik açıyla. <laughs> Biz en son bunu hangi ülkede görmüştük? Ayrıca yani, yani dilime geliyor Bak, ama hani, al, ya söylemek istemiyorum. Allah, istemiyor Allah bin bir cezamı versin bunu söylediğim için ama en son kuru böyle yönetmeye çalışan Arjantin vardı. Ya bunu söylememiz lazım abi niye yani bundan çekiniyoruz ya? Yok ihracatçıdan da yüzde kırk dövizini almak yok swap kanalını açmamak e, yok borsa İstanbul'da açığa satış kuralını e, uygula açığa satış e, yasağını uygulayın geçin bunları artık ya yani normalizasyon dönemine de girdik deyip yani hala bana bunlarla gelmeyin ya bak bana bunlarla gelmeyin sen oraya bir de bana değil sen oraya kelli felli adamlara yüz milyarlarca dolar yöneten insanlara gidiyorsun ve diyorsun ki baba bir dakika ya bak sen burada Reliance'a e, Infosys'e İçiçi'ye para koyuyorsun ya onun yüzde birini al, Türkiye'ye 4.7 FK'dan getir dediğin zaman o adam, hiç merak etme Barış, o adam o toplantıya giren insanlardan daha iyi biliyor Türkiye'yi. <laughs> Çünkü o adamın hayatının 40 senesi. Ben hayatta bir tane bir şey öğrendim Amerika'da girdiğim toplantılardan Barış. Her zaman böyle masaya uzak bir yerde oturan bir abi vardır. Onun elinde böyle... Sessiz falan mı? Se ses, o konuşmaz. O konuşmaz. O böyle izler değil mi? Abi ya da abla. Hmm. Çünkü o tip kurumlarda en yüksek görevdeki insanların çoğu da kadındır Barış. Kadınlar daha iyi para yönetir. Ben her zaman buna inanmışımdır. Orada hiçbir soru filan sormaz, notlar filan alır. Böyle bir abidir çok az toplantıda ben konuştuğunu gördüm. Ama o adam bir şey söylüyorsa ya da o abla bir şey söylüyorsa o zaten en dikkat edilmesi gereken konudur. Abi şu anda sen öyle bir durumdasın ki elinde öyle bir koz var ki senin. Senin temerrüt risk birimin muhteşem düşmüş. Politikaların makroda doğru sonuçlar veriyor. Doça Bank'tan insanlar böyle şeyler söylüyor. Ama sen hala o normalizasyon sürecini bir türlü açamadığın için o masanın başında oturan abla ya da abi ye sen hala derdini anlatamıyorsun. Senin şirketlerin çok iyi durumda olmasına rağmen hala sorgulanıyor. Para para gelmiyor. Onun için diyorum ki Barış burada daha değişik bir ...vizyona vizyona ihtiyacımız var bizim. Bu vizyona bizi geçirecek olan insanlar kimler? Merkez Bankası mı? Hayır. Merkez Bankası işini yapıyor. Ekonomi yönetimi mi? Evet. Yüzde %33 33.3'ü ekonomi yönetimi. Yüzde %33 33.3'ü Borsa İstanbul. Yüzde %33 33.3'ü... ...o 20-25 tane yatırım yapılabilir likiditesi olan şirketin sermayedarları ve üst yönetimleri. Bak abi sana 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 yapılması gereken şeyleri söyledim. Şu Borsa İstanbul'da yaşanan bu son işte gördüğümüz belirli hani insanlar yazıyorlar diye soruyorum teminatlandırma sorunsalı filan. Ya biz bunları doğru düzgün kurumsal yöneti kurumsal yabancı fonlar olsa çok rahat aşardık ya. Biz hala yani öyle bir esir olmuşuz ki Barış kendi kendimize. Kendi kendimizin esiri olmuşuz. Bir PYŞ'den... Kendi kendimizin ayağına basar duruma gelmişiz. Bir PYŞ'den para çıksın ötekine geçsin falan filan olmuşuz biz. Şık abi, teşekkür ederim. Bugün biraz ama daha hafif tansiyonun yüksekti. Yok Yarın. yani abi tansiyon ha? yüksek olması lazım. Çünkü o kadar kötü bir durumdan geçiyoruz ki Barış. Ben Borsa İstanbul'u yani üzülüyorsun. Kaçırıyoruz anlamında. Borsa İstanbul'u pandemi başlangıcından beri bu kadar kötü görmedim. 3,5 sene oldu. Pandemi başlangıcı 2020 mart ayının sonlarıdır. Bir dakika bu daha iyi olması gerektiği için mi kötü görmedim diyorsun? Evet abi bu kadar daha iyi kötü Hayır yani. bu kadar kötü görmedim. Ama biz pandemi sonrası dolar bazında 1.35'leri gördük. İnsanlar diyecek ki bir dakika abi şu anda dolar bazında 2.63'üz. Evet. E biz 1.30 hayır abi. Ben makro bazda daha kötü görmedim diyorum. Yok oradan işte o grubun elinde hangi hisseler var? İşte bu teminatı ödeyebilir mi konuşmaları. Öteki gruptan şey acaba abi bu adamı sıkıştırıyorlar başka bir gruba servet aktarımı mı yapmaya çalışıyorlar konuşmaları. Abi bunları Barış hayatımızda defalarca gördük defalarca yaşadık bunlar olur ama bu sorunların hepsinin çözümü kurumsal yatırımcı bazının eksikliği ya bizim Tüpraş'ımız belki Reliance'dan daha iyi yönetilen bir şirket ya. Daha vizyonlu bir Daha şirket, vizyonlu ben. bir şirket belki. Neden biz bunu anlatamıyoruz dünyaya? Neden adam gelmiş 210 milyar dolar piyasa değerine? Biz hala şey tökezliyoruz abi abi işte bilmem Viyop'tan bilmem neyi satarsa aman abi bak işte oradaki hmm. Vyop teminatını yatıracak mı yatırmayacak mı oradan verirler mi Ereğli'ye Tüpraş'a filan aman abi alayım mı filan. Biz bunları yaşıyoruz Barış. Trajikomik komik yani. Onun için diyorum pandemi başından beri makro bazda borsa İstanbul'u dünya bu kadar iyiyken daha kötü görmedim. Işık kökte çok teşekkür Ben de. teşekkür ederim bu güzel yayın için Barış'cığım. Ee, dediğim gibi gelecek hafta devam ederiz ama İnşallah. bu Hindistan örneğini neden verdim? Bazı insanlar o yukarı koltuklarda oturan ben yani o insanlar... Ben ulaşamam çünkü. Bazı insanlar o yukarı koltuklarda oturanlar. Ya bir dakika abi gerçekten ya şu sensex denen piyasa son 7 senede neyi doğru yapmış ya? Bir de ben buna bir bakayım derlerse. Hani Fatih Altaylı hocamızın bir güzel sözü var ya. Biz ne zaman adam oluruz değil mi? Fatih Altaylı hocamızın, abimizin. Biz ne zaman adam oluruz biliyor musun? Ben de bu yayında söylüyorum o yukarı koltukta oturanlar Ya bir dakika abi ya şu gerçekten ya şu Sensex neyi doğru yapmış da 20 FK'lara S&P'lerin yerine ulaşmış? Biz acaba neyi yapamıyoruz da 3 kuruşluk Pakistan'ın borsasının yanında anılıyoruz diye bakmaya başladıkları zaman biz adam oluruz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.